cennet nurenun. Bu büyük dünyada merak ettiklerinizi ve kanalımızda yayınlanmasını istediklerinizi yorumlarda belirterek kanalın akışına yön verebilirsiniz. Del Savaşı. Yüzük Savaşları sırasında kuzeyde gerçekleşen bir savaş. Del Savaşı 15 Mart 3019'da başladı. Yalnız dağın cüceleri ve delin insanları Sauron'un ittifakına girmeyi reddetti. Sauron'un güney ordusu Gondor'u tehdit ederken Sauron kuzeyde güçlü bir birlik oluşmasını istediği için ordularını kuzeye gönderdi. Sauron'un emrinde olan Doğulu Ruhun ordusu kırmızı suyu geçip Del'e saldırdı. Del kralı Brand cücelerin yanına yalnız dağa çekildi. Yalnız dağ cücelerin lideri Dain, Del insanlarıyla birlikte savaşmaya karar verdi. Sauron, Doğulu ordusunu Del'e yönlendirdi. Kral Brand ve Del insanlarının Dain Demirayak ve Erebor cüceleri Doğulu ordusuna karşı savaştı. Del ve cüce ordusu, cüce yapımı silahların avantajına sahipti. Lakin Doğulu ordusuna da sayıca çoktu. Zor geçen 3 gün sonunda birlikler yalnız dağa çekilmek zorunda kaldı. Birkaç sağlam savaşçı, Brand ve Dain cesurca Erebor kapıları önünde savaştı ve düşmanın içeri girmesini engelledi. Onların cesurca çarpışmaları sayesinde insanlar ve cüceler yalnız dağa sığınabildi. Cüceler ve insanlar yalnız dağda ve Del'de omuz omuza çarpıştı ve öldü. Vücutları toprağa, suya karıştı ama isimleri hep hatırlandı. Savaş 3 gün sürdü. 3. gün batımında Del ve yalnız dağ savaşı kazanmıştı. Savaş, Dain Demirayak ve Del Kralı Brand'in hayatına ve daha nicesine mal olmuştu. 17 Mart günü Kral Brand çarpışma sırasında öldürüldü ve Dain ölene kadar Brand'in ölü bedenini önünde baltasını savurdu ama düşmanına korku saçtıktan bir süre sonra onun ölü vücudu Brand'in yanına uzandı. İkisi için de onurlu bir ölümdü. Hep hatırlanacaklar. Doğullar kazanmıştı ama yalnız dağı alamamış ve orada sığınan cüce ve insan halkını öldürememişlerdi. Doğullar yalnız dağı 27 Mart'a kadar kuşattı. 27 Mart günü Sauron'un düştüğü haberi Doğullar tarafından duyulunca Brand'in oğlu 2. Bard ve Dain'in oğlu Thorin Taşmifer birlikleriyle yalnız dağdan dışarı çıkageldiler ve Doğulları sürdüler. Savaş Del ve yalnız dağ için oldukça zararlı olmuştu ama cüceler ve insanların gücünü artık herkes biliyordu. Del Savaşı oldukça önemli bir savaştır. Eğer cüceler ve Del insanları yenilseydi, Doğulu güçler Dolgurdu ordularıyla birleşerek Mirkwood başta olmak üzere Elf Diyarı düşecekti. Ardından güneye ilerleyen birlikler Rohan'a varacak ve özgür insanları iki cephede savaşmaya zorlayacaklar ve Gandalf'ın fikrine göre savaşı katlanacaklardı. Yani Del Savaşı kaybedilseydi Pelennor Çayırları Savaşı'nın hiçbir önemi kalmayacaktı. Kısa bir not. Del Savaşı için verilen tek tarih 17 Mart'tır. Bunun nedeni ise bugün Brand'in ve Dain'in ölmesidir. Onların ölmesi savaşın bittiğini simgeler. Ayrıca Del Savaşı başladığında Minas Tirith'in kuşatıldığı söyleniyor. Bu nedenle 3 günlük savaşın başlangıç tarihi 15 Mart gibi gözüküyor.